Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine önemli bir sohbetle karşınızdayım. Bu sohbeti sezon içerisinde çok kullanacağız arkadaşlar. Şunun şurasında yeni sezonun 2021-22 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Sadece 10 gün kaldı. Ayın 13'ünde biliyorsunuz maçlar başlayacak ve Galatasaray ilk maçını ayın 16'sında Giresunspor'la oynayacak. Şimdi bunu biliyoruz, bu gerçeği biliyoruz ama işin içinde çok daha fazla dalga dümenler var. Çok daha büyük üçkağıtçılıklar var arkadaşlar. Evet, liglerin başlamasına 10 gün kaldı ama ben özellikle şu MHK'nin son seminerinde, yani Merkez Hakem Kurulu'nun seminerinde yapılan konuşmaları izledikten sonra yine dehşete kapıldım. Aslına bakılırsa sadece MHK'nin seminerinde yapılan konuşmalar değil, ondan önce yapılan bir takım davranışlar var, alınan bir takım kararlar var ve Galatasaray'a atılan, çok net atılan kazıklar var. Dolayısıyla arkadaşlar bütün bunların hepsini böyle hatırladıkça tüylerim diken diken oldu. Kalktım sabahın köründe, an itibariyle söylüyorum, sabahın körü deyince hangi sabahın körü olmasın, askıda kalmasın arkadaşlar. Şu an itibariyle bugün 3 Ağustos 2021 Salı ve sabahın saat 9.50'si, yanılmıyorsam saat tam olarak söyleyeyim arkadaşlar. Evet, saat 9.52 şu an itibariyle. 9.52 arkadaşlar, ben karşınıza geldim. Sabahın bu saatinde bu belge olarak kalsın diye yer, zaman, mekan veriyorum. Bakın çayımı da içiyorum arkadaşlar. İlk defa gördüğünüz gibi çayla geldim karşınıza. Hadi içelim, bak gerçek dekor değil. Yani sabahın köründe akşam uyuyamadım desem yeridir kardeşim ya. Ne dalga dümen, ne üçkağıtçılıklar, neler yapılıyor. Ben şimdi diyorum ki ey Burak Başkan, yani Galatasaray Kulübü Başkanı, sevgili Burak Elmas. Bak neler oluyor, neler, neler oluyor. Galatasaray düşmanları yine ortalıkta cirit atıyorlar. Hiç değişen bir şey yok. İnanın bana, ben Galatasaray, yani daha önceki sohbetlerde size söyledim. Galatasaray transferler yaptı. Genç bir kadro kuruyor. O kuruyor, bu kuruyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Galatasaray, ama bunlar yok abi. Galatasaray'la bunların yine uğraşacakları çok net şekilde ortalıkta dolaşıyor. Diyorlar ki hani bu hukuk kurulları falan değişti ya, daha doğrusu değişmedi. Bundan sonraki yapıları, statüleri değişti ya. Bunların hepsi abi Galatasaray'dan intikam almak için matkabı bile eliyorlarmış. Öyle diyorlar. Şu anda diyorlar o ne hazırlıklar yapılıyor. Galatasaray'ın başına ne çoraplar örecekler. Tabii öyle bir takım şeylere aleni yapmayacaklar ama sinsi sinsi perde arkasından ne üçkağıtçılıklar ne dolaplar dönecek. Arkadaşlar şimdi sırasıyla gidelim. Bakın işte şu en başta, ya hepimizin çok gayet iyi bildiği, ya Galatasaray PSV Eindhoven maçında en iyi, en formda en iyi oyuncularından biri olan Oğulcan'ı oynatabildi mi? Oynatamadı. Peki şimdi oynayacağı maçta oynatabiliyor mu? Şenzansun maçında oynatabiliyor mu? Orada da oynatamıyor arkadaşlar. Oynatamıyor. Peki niye, bu olan ne yaptı? Adam mı öldürdü abi? Yok. Hukuksuz bir şekilde çocuğun opsiyonunu Rizespor Kulübü zamanında uzattı. Bunlar da hukuksuz, kanunsuz bir şekilde onayladılar. Sonra UÇK, MUÇK derken abi cezalar. Hem Oğulcan'a ceza, maç cezası, hem para cezası. Sonuçta mağdur olan, canı yanan Galatasaray. Kimse bunlara bir şey yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor arkadaşım. Ceza veriliyor ya kardeşim. Adam Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde maç oynuyor. UEFA eleme bilmem ne maçları oynuyor abi. Adam oynatamıyor ya. Bu oyuncuyu oynatamıyor ve kimse gidip diyemiyor. Ulan Nihat Efendi, sen ne yapıyorsun? Ben nasıl oynatamam ya? Sen kimden yana mısın? Sen Hollanda'dan yana mısın? İskoçlardan yana mısın? Diye kimse bunlara soramıyor. Efendim hukuk kurulunun yapısı değişti. UÇK bilmem işte, tahkim kurulu, ceza kurulu, seçim de gel. Peki ne zaman gelecek? Bilmiyorum abi, ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Ben de o geleceği, ne zaman geleceğini bir türlü bilmiyorum. Bunlar bir gün seçimde gelecekler. Seçimde gelecekler. Zaten bunların kuyruğuna basıldı. Hatırlayın, genel kurulda nasıl itiraz ediyordu bir tanesi. TFF'nin yönetim kurulundan bir tanesi kalkmış ciyak ciyak fıyaklıyordu orada. He? Rezanep Özdemir'e itiraz ediyordu. Atılan yerine dedi. Ama ne olacak? Fark etmez. Orada şunu görüyoruz. Bunların kuyruğuna basılmış. Basıldığı için de bunlar iyice abi tedbirlerini almışlar. Bunlar her türlü sinsi tedbirleri alırlar. Bakın çaktırmadan göreceksiniz Galatasaray'a ne tuzaklar kuracaklar. Bakın daha başta UÇK
lisans vermeyerek, Oğulcan'a lisans vermeyerek zaten ilk adımları attılar. Şimdi bunu biliyoruz değil mi? Bunu biliyoruz. Hadi şuradan çaydan alayım da gerçekliliğimiz bir kere daha belgelensin. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi ben size bazı fotoğraflar göstereceğim. Bu fotoğrafların üzerinden gidelim. Şimdi bunlar genel kurul yaptılar abi. Genel kurulda işte bu Serdar Tatlı Efendi çıktı konuştu. Serdar Tatlı Efendi'nin kim olduğunu biliyorsunuz. Şimdi buradaki kravatı siyah beyaz gibi görünse de aslında siyah beyaz bu sefer değil arkadaşlar. Şimdi bunun da kim olduğunu biliyorsunuz. Bay Nihat Emmi. Bu da Galatasaray'dan intikam almak için zamanında dolmuş, bilenmiş. Galatasaray'dan intikam almak için yemin etmiş bir kişi. Ne diyor arkadaşlar? Serdar Tatlı'ya inancımız tam mı diyor? Evet, Serdar Tatlı'ya inancımız tam diyor. Peki arkadaşlar, Serdar Tatlı burada ne diyor? Bakın bu alt yazılarda işte her kulübe diyor eşit mesafede uzaktayız diyor. Hani VAR'dan şikayet etmişler. VAR'ın diyor protokolü değiştirilemez diyor ama kendileri kafalarına göre maçta bunlar değiştiremezler ama kendi hakemleri oraya oturttukları tipler istedikleri gibi uygularlar. VAR kuralı değiştirilemez. Evet değiştirilemez. O protokolü değiştirilemez. Ama bunlar dediğim gibi istedikleri gibi VAR'la oynarlar arkadaşım. Bunların işi gücü o çünkü. İşi gücü o. Peki biz şunu da hatırlıyor muyuz? Şimdi bu adam ne diyor bu Serdar Tatlı? Biz diyor her takıma eşit mesafedeyiz diyor. Belli oluyor abi. Ne kadar eşit mesafede oldukları şuraya bir bakın. He? Mevsim sonunda kupa töreni. BJK'nın kupa töreni, BJK başkanı, siyah beyaz kravatlar. Seremonide kim var abi şeyde? Kupa töreninde, kürsüde. Bay Tatlı var. Tarafsız olduğunu söyleyen, her kulübe eşit mesafede olduğunu söyleyen Bay Tatlı orada ne yapıyor abi? BJK'ya, BJK başkanıyla, he, görüyorsunuz BJK başkanıyla yumruk şov yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ama sorarsanız arkadaş tarafsız, bu siyah beyaz kravatlar, ha şeyde de en son seminerde de yine ağırlıklı olarak siyah beyaz renkleri seçmiş, ona yakın renkleri. Burayı hatırlıyoruz zaten, buradaki dalga dümen, organize işler, organize işlerin kahramanları, kimler oldukları. Burak Elmas garibim de zannediyor ki bunlarla ben konuşuyorum. Bir yola girdim. Bazı şeyler düzelecek. Düzelmez arkadaşlar. Hiç kimse şey yapmasın. Şimdi arkadaş konuşuyor. Bakın buradaki fotoğraflara iyi bakın arkadaşlar. Bu konuşuyor. Orada bir takım laflar söylüyor işte. Dediğim gibi her kulübe ne kadar eşit mesafede olduğunu söylüyor. Bay Galatasaray düşmanlığında ünlü malum şahıs intikam almak için. Bunu herkes bildiği için ben de sık sık söylüyorum. Bay Nihat da zaten abi dünyayı yarmış. Açık açık oynuyorlar. Şimdi arkadaşlar demem o ki bu arkadaşlar böylesine ortalıkta cirit atıyorlar. Seminerlerde dalga geçer gibi ya milletin gözünün içine baka baka biz her kulübe eşit uzaktayız. Lan eşit uzaktasın da o Beşiktaş'ın kupa töreninde ne işin var senin? He, kürsüye çıkmışsın seremonilerde orada bilmemlerde siyah beyaz kravatları takmışsın. Bunu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da söyledi. Siyah beyaz kravatlı oralarda gösteri yapan, şov yapan bir adama ben nasıl güveneceğim dedi. Peki ben sizler yeni sezonda bu Serdar Tatlı'ya nasıl güveneceksiniz? Adam zamanında Malatya şeyden ne de Urfa'da abisiyle babasıyla birlikte el ele vermişler. Bana ne halt yerlerse yesinler. Beşiktaşlılar derneğini kurmuşlar. Bilmem ne olmuşlar. Amigo düzeyinde Beşiktaşlı. Beşiktaşlısın ama o zaman sahada tarafsız ol. Geçen sene yapılan rezaletleri biz unutacak mıyız arkadaşlar? Niye unutalım? Hangisini unutacağız? Sadece Beşiktaş'ın atılmadık. Bak sadece kaç tane oyuncular yani Galatasaraylı futbolcuların kırmızı kartlar, sarı kartlar görüp cezalı duruma düştüğü pozisyonların hiçbirinde BJK'lı futbolculara abi bu kartlar martlar çıkmadı. Gösterilmedi. O Rozier'ler, Koziyer'ler, bilmem neler nasıl kullandı, korundu. Sergen Yalçın nasıl korundu? Aynı maddeden Fatih Terim'le ikisi ceza kuruluna gitti. Fatih Terim 3 maç ceza aldı. Buna bir plaket vermedikleri kaldı. Şimdi bunun gibi rezaletler. Ben şurada takılıyorum arkadaşlar. Şuraya adam çıkıyor utanmadan sıkılmadan diyor ki her kulübe eşit uzaklıktayız. Bari altına da şunu ilave edin. Evet biz her kulübe eşit uzaklıktayız ama BJK'ya daha yakınız deyin. Ya koskoca Fenerbahçe Kulübü Başkanı itiraz ediyor. Kardeşim senin siyah beyaz kravatına takmış. Bana ne lan senin siyah beyaz adam gibi bir şeyle çıksana oraya. Sen madem Türkiye Futbol Federasyonu MHK başkanısın, çık kırmızı beyazla. Niye öyle? Yok mesaj veriyor. Hakemlere mesaj, ona buna mesaj. TFF başkanı deseniz başka bir alem. İşte alın
değişti. Ne olacak? UÇK, MUÇK yok. Hukuk kurulları, yapıları değişti. Ne olacak? Ne zaman seçim olacak? Ne zaman yenileri gelecek? Ey yavrum ey! Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Biz bilmiyor muyuz bu numaraları? Peki Galatasaray Başkanı Burak Elmas bunları bilmiyor mu? Biliyor. Peki elinden bir şey geliyor mu? Gelmediğini şuradan anlıyoruz ya. Hadi Oğulcan'a PSV Ayıntoğlu maçı öncesi öyle ya da böyle lisans vermediniz. Son adam geldi derdini anlattı ya diyor ver şu lisansı diyor vermiyor. Hala vermiyor. Al işte. 2 gün sonra Galatasaray maç oynayacak. Yok abi UEFA Kupası eleme ona da vermiyor. Ya nasıl vermezsin? Hani içeride tamam içeride falan filan olsa eyvallah yani. Vermiyor. Oradan vermiyor. Buradan vermiyor. Şimdi sen bu adamların iyi niyetli olduğuna inanabilir misin? Bu adamlardan bundan sonraki davranışlarında iyi niyetli adımlar bekleyebilir. Ben şahsen beklemiyorum. Bakın Galatasaray'ın böyle transfer mransfer yapması bilmem nesi falan çok güzel. Galatasaray çok güçleniyor. Bir değişime gidiyor. Fatih Hoca falan bundan önceki sohbetlerde anlattık. Galatasaray başarılı olur olmayacak bir durum yok. Ama göreceksiniz Galatasaray başarısız olsun diye Galatasaray tökezlesin diye bunlar her türlü pisliği yapacaklar kardeşim. Yaparlar. Çünkü adamlar alışmış bir defa. Hep ben ne söylüyorum abi? Kuş kuşluğunu, kış kışlığını, puş da puştuğunu yapar. Adamlar 2 seneden beri Galatasaray'a kan kusturmuşlar. Şimdi ha, bunlara vahiy mi geldi böyle bir anda tarafsız olacaklar? Aman her kulübe eşit mesafedeler, bilmem neler. Abi koruyacaklar. BJK'yı da koruyacaklar. Fener'i bilmiyorum. Fener'i ne kadar korurlar, kollamazlar. Ali Koç'un bağırmasına, çağırmasına bağlı. Kafadan biraz kolurlar, kollarlar da ama günü gelince yine dönerler. Öyle görünüyor. Abi ben hep söylüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray eğer samimi ise el ele verecekler abi. Burak Elmas da Ali Koç el ele verecek. Bunların bir tarafından kan alacak. Bunları yağlı kazığa oturtacak abi. Madem siz hukuk kurullarının statülerini değiştirdiniz, bir an evvel bu seçimin olmasını sağlayın. Eğer bundan sonra kazık atılırsa birisine yani diyelim ki Fenerbahçe aleyhine bir şey olduğu zaman Galatasaray sevilmesin. Galatasaray aleyhine de olduğu zaman Fenerbahçe sevilmesin. Rekabet sahada olsun ama atılan kazıklar saha dışı oyunlarına engel olunsun. Ben söylüyorum bak Burak Elmas sevgili Burak Elmas neler oluyor? Uyanık ol. Bu Galatasaray düşmanları cirit atıyorlar. İşte gösterdim. Az önce belgelerini gösterdim abi. Bunların konuşmalarına, şununla, bununla inanmayın. Adamlar dalga geçer gibi ya. Milletin gözünün içine baka baka biz her kulübe eşit mesafedeyiz. Ulan nasıl eşit mesafedesin? Adama yedirirler. Ben Galatasaray'da yönetici olacağım. Bilmem ne. Alırım giderim o geçen sene yaptığı rezillikleri. Gözünün içine sokarım ya. Eşit mesafedeymiş. Eşit mesafe böyle olmaz. Geçen sene Beşiktaş'ın nasıl şampiyon olduğunu biz bilmiyor muyuz? 7-0'lar, 6-0'lar, Alanya kalecisi, Maradona'nın yediği goller, blonklar, Hataylı blonklar, kendi kalelerine atılan goller, Ankara Kuşluğu kulüs için kendi kalesine attığı 2 gol, bilmem ne falan. 7 goller, 6 goller. Bunları unutacak mıyız? Blonk'un yaptığını unutacak mıyız? Abu Bakar'ı unutacak mıyız? Ama unuttular her şey tescil. Abi bunları her dakika getirin gündemde tutun ya. Tutun abi bunları tutmazsanız bu adamlar yine yapacaklarını yapacaklar işte. Adam sana lisans vermiyor. Şu lisansı vermemesi başlı başına zaten bunların gerçek niyetini göstermeye yeter. Yeter de artar bile yani. Ben her seferinde ben söylüyorum. Benim dışında kimse söylemiyor. Medya zaten onlar boş durmuyorlar. Onlar sinsi bir şekilde Galatasaray transfer yapmış abi. İşte şunu almış, bunu almış. Abi konuştukları futbolcunun özelliği, yapısı, Galatasaray'a faydası, şunu bunu değil. Aldığı para. Sana ne? Sana ne? Abi 2 cümle futbolcunun özelliğiyle kuruluyor. 20 cümle parayla kuruluyor. Peki Beşiktaş'ın aldığı oyuncuları çakıl taşı vererek mi aldı? Şerefsizler. Neden onları konuşmuyoruz? Konuşmazlar çünkü oraya kilitlenmişler. Sadece parayı Galatasaray veriyor. Ya Fenerbahçe onlarca futbolcu almış. Mesut Özil'lerden işte o İrfan Kahveci. Adam 11 milyon verdi. 11 milyon İrfan'ın şeyine bonservisine. Galatasaray 6,5 verdi diye yerden yere vuruluyor. Seninki 11 milyon verdi. Neden konuşma? Kimse konuşmaz. Kapının önüne konulan o kadar milyonlar verilerek kapının önüne konulan futbolcular var. Ya geçen sene bu yazar yorumcu geçinen takım var ya bu lavuklar takımı. Hani bir Adem'i mi midir nedir? Neler anlatıyorlardı? Ben bunları dinlediğim zaman ulan Fenerbahçe Ronaldo'yu getirmiş diyordum. Adamı şimdi kapının önüne koydular. Tek kelime yok. Hiç bahsetmezler. Duymazlar. Puyol sadıklar. Onlar bunlar. Ne oldu şimdi?
Ne oldu? Lan bunların alayı Galatasaray düşmanı diyorum, inandıramıyorum kardeşim. Bunlar Galatasaray'ı dillerine dolarlar. Programları Galatasaray'a vurmakla açarlar. Devam ettirirler. Arada bir iki tane süslü cümle. O Galatasaray'ın üzerinden kendilerine prim yapan, yalan dolan transfer haberleri verenler. Hepsi rezil oldu, maskara oldu. Ama utanmadan çıkıp diyor, biz diyor falan tarihte zaten bunları böyle söylemiştik diyor. Ulan puşlar neyi söylediniz? Neyi söylediniz? Ama Galatasaray'ın sayesinde 50 binler, 100 binler aboneleri kurdular abi. Cukkalar geliyor. Biz kaç senedir abi neler anlatıyoruz burada, hani gerçekleri söylüyoruz ya. İşte bizim gibi garibana da arada sırada sizler sağ olun işte sahip çıkıyorsunuz. Onlar esas, asıl ben Galatasaraylı kardeşlerime kızıyorum. Ya bu puşları, bu Galatasaray düşmanlarını neden mükafatlandırıyorsunuz? Oradan abi o mis gibi. Hem Galatasaray'a çakıyorlar hem istedikleri gibi malı götürüyorlar. Ne diyeyim ben size? Yalan dolan transfer. Ben burada yıllardır belgelerle anlatıyorum. Bak Galatasaray'a böyle kazık atılıyor, şöyle atılıyor. Adamlar işte en son gösteriyorum ya. Görün şu Serdar Tatlı'nın halini. Geçen sene Galatasaray'a yapılmadık pislik, kötülük kalmadı abi. Adam diyor ki biz diyor her kulübe eşit uzaklıktayız diyor. TFF başkanı çıkıyor. Bizim Serdar Tatlı'ya güvenimiz tam. Nasıl güvenirsin ya? Nasıl güvenirsin? He, Serdar Tatlı'ya güvenin tam. Böyle bir dalga dümen var mı? Ondan sonra da abi ne oluyor? Hatırlayın şimdi Serdar Tatlı'ya güvenimiz tam diyen bir önceki sezonun başında Galatasaray'a, yok işte Galatasaray, Beşiktaş, Rize, Galatasaray maçlarında hakem hatalar oldu deyip o zamankileri yerden yere vuruyordun. He? Yerden yere vur. Nasıl bir şey? Abi söz konusu Galatasaray düşmanlığı olunca bunlar kenetleniyor. Bunlar el ele veriyor. Bakın bu MHK şeyler, tahkimler, ceza kurulları, UÇK'lar, bunlar boş durmayacaklar. Abi bunları biliyorum Galatasaray, ki zaten bunların biliyorsunuz AİHM tarafından vereceği her kararın geçersiz olduğuna dair zaten alınmış kararlar var. Abi bunların üstüne gitmek lazım. Bunları Galatasaraylılar gayet iyi biliyor. Orada hukukçu, ben hukukçu falan değilim. Adam Rezan Epözdemir adama pabucu ders giydirecek kalitede, kapasitede, yanında arkadaşlar adamları var. Ama neden susuyorsunuz? Neden bu adamlardan çekiniyorsunuz? Çekiniyorsunuz kardeşim. Bu adamların tepesine binin. Yılanın kafasını zamanında ezeceksin abi. Dişini göstereceksin. Ne olacak? Ben işte UÇK şeyin hukuk kurullarının yapısını değiştir. Değiştirdin de ne oldu? Adamlar şu anda tam kadro görevdeler. Ve dalga geçer gibi, yok biz VAR'dan memnunuz, oradan memnunuz. Ya ben size arkadaşlar VAR'ın, hakemlerin, bu Serdar Tatlı'nın 10 bin tane rezaletini anlatayım. Ama nerede anlatacaksın? İşte burada 15-20 bin kişiye anlatırız. 5-6 bin kişi de izlerse, ha izledi bizi deriz. Ya el alem Galatasaray'a yalanı dolanı çakıyor. 50 bin abi, 100 bin. O mis gibi. Ya inanın abi, onlara inanın. O zaman günü gelince de ağlamayacaksınız abi. Bu rezaletleri görün. Bunları yayın diyorum. Abone olun diyorum. Ne olacak? Abone olunca sanki ben milyoner olacağım anasını satayım. Benim öyle para mara her seferinde bana ne ya? Benim derdim para mara değil. Eğer öyle bir şey olsa ben de katıldı, zatıldı, bilmem ne, onu yaparım, bunu yaparım. Oradan dalarım, buradan dalarım. Yalvarırım, aman abone olun, aman beğenin falan. Ben sadece abi olması gereken, hani bunun niye olması gerektiğini anlatıyorum. Güçlü olalım, etkili olalım. Galatasaray'a atılan kazıkları görün. Bakın bu şu anda olanlar, bu MHK'nin seminerinde orada burada olanlar, Oğulcan'a vermeyen lisanslar falan, bunlar bundan sonraki olacak Galatasaray'a karşı olacak rezilliklerin göstergeleridir, işaretleridir, belgeleridir. Bunlara şimdiden itiraz edin. Gidin yapışın yakasına. Yok abi yok. Hiç kimsenin umurunda değil ya. Sanki bir Ersan Çelik'i ilgilendiriyor ama siz kardeşlerimi bilgilendirme adına ben bunları derledim, toparladım. 3 Ağustos 2021 Salı itibariyle arkadaşlar sabah sabah, hani dedim ya çayımı da aldım geldim karşınıza. Bu da solmuş, ben kaynar severim. Neyse, belge olsun diye yapıyorum bunları. İnanın bana. Çok sinirliyim ya. Gerçekten bu adamlara var ya öyle tepematık, öyle tepematık ki, ya bunlara pabucu meydanı boş bırakmayın ya. Bunlara vallahi diyorum ya, bunlara Galatasaray'ın şu anki yönetimi pabucu ters giydirecek kalitede, kapasitede, güçte. Kim işte kongrede bir tanesine ne güzel Rezan Epözdemir ağzının payını verdi ya. Hatırlan yerine demeye getirdi. Ne konuşuyorsun dedi, ama adamlar bunların altında kalmazlar. Bunun hesabını sorarlar. Galatasaray'ın burnundan fitil fitil getirirler arkadaşlar. İşte olanları, alınan kararları, verilmeyen lisansları, yapılan bu rezil konuşmaları, utanmadan, sıkılmadan biz her kulübe eşit uzaklıktayız.
Ben bilmem MHK başkanına güvenin. Ah güveni. Neyine güveneceğim lan bunun? Anamı ağlatmış benim. Güveniyorsunuz. Eşit uzaklıktaymış. Ne diyeyim abi ya? Ne diyeyim ya? Vallahi diyecek bir şey yok. Arkadaşlar, meselenin özü bu. Bugün itibariyle şurada liglerin başlamasına 10 gün kala ben bunları arkadaşlar size söyledim. Sizlerle paylaştım. Bakın bunlar iyi günler. Bu kafayla giderlerse eğer yılanın başını zamanında ezmezsen bunlar daha da çok azacaklar. Yapıları şunları bunları statüleri değişilen bu hukuk kurulları abi daha da Galatasaray'ın üstüne gelecekler. Galatasaray'la daha da çok uğraşacaklar. Bunlara fırsat vermemek lazım. Bunları hizaya getirmek lazım. Gerekiyorsa şimdiden yağlı kazıklara bunları oturtmak lazım. Oturttunuz, oturttunuz. Oturtmadınız, bunlar sizi oturturlar. Haberiniz olsun. Günü gelince de ben size söylerim. Galatasaray'a atacaklar kazıkları. Şimdi yok işte vara güveniyoruz da var şöyleydi, var böyleydi, var var var. Ama Galatasaray'a gelince hiç var var yok abi. Hep var yok oluyor. Başkalarına var var. Galatasaray'a gelince yok. Oraya baktın sarı kart. Yahu Muhammed Mustafa Ankara'da Ankara Gücü maçında haksız yere oyundan atıldı. Adam o günden sonra bir daha kendine gelemedi. En formda döneminde Erzurum'da Arda Kardeşler denen puş tövbe tövbe oyundan attı ya şeyi Falcao'yu hiç gereksiz yere. Halil Umut Meler Ankara'da hiç alakası yokken attı oyundan. O şey Abdülkadir Bitigen midir nedir var ya bir tane bitli. Galatasaray Ankara Gücü şey Antalya maçında Ali Samiyen'de Emre Kılınç'ı nasıl attı oyundan hatırlayın arkadaşlar. Hangisini söyleyeyim? Alanya maçında Antalya'da Alanya maçında hatırlayın. Luyendama'nın kafasını gözünü yardılar. Yok ama Beşiktaş maçında Cagney ayağını kaldırdı. Meşhur var ya gururlu hakemimiz Cüneyt Cüneyt Efendi kırmızı kart at. Kimse abi işte aklıma geliyor bakın bir çırpıda. Yerleşmiş benim gibi bir adam bunları hatırlıyorsam siz genç kardeşlerim çok daha fazlalarını hatırlarsınız. Abi bunlara fırsat vermeyin. Galatasaray nasıl doğrandı? Ne rezaletler oldu? Hatırlayın o Beşiktaş maçında Rozier adamı biçti. Bilmem ne oldu. Normalde devam olması lazım değil mi? Adama kart mart çıkma. Ne kart çıkıyor ne bir şey yapıyor. Oyun devam etmiyor. Galatasaray'ın bir golü gidiyor. Bilmem ne oluyor. Sonra kırmızı kart. 2-0 yenil abi. Yenil. Ya bu abi beni konuşturmayın, yapmayın. Burak Elmas. Hani şimdi yani Burak Elmas'ı yıllar öncesinden tanıyoruz. Bir de Mustafa Cengiz yönetimine girdi bir ara falan. Orada biraz papaz olduk. Bir takım bilgiler nedeniyle vesaire geldi gitti falan. Yoksa açıp adama anlatmak lazım bazı şeyleri. Yani Burak Başkan bunları gör gör gör. Belki izlersin, belki izlemezsin. Haber de gönderdim bazı arkadaşlar birebir görüşenlerle. Bakın bunlar oluyor. Onlar biliyor zaten. Biliyor da ben hani bir kere daha dedim göndereyim haber dedim. Ya bana ne? Bana ne? Sonuçta ben sizler adına üzülüyorum. Ve kendi adıma da tabii yani sonuçta Galatasaray böyle puşça kaybettiği zaman, kaybettirildiği zaman üzülüyoruz. Her neyse arkadaşlar ben noktayı koyuyorum. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah ben yanılırım. Bu benim dediklerimin hiçbiri olmaz. MHK bütün kulüplere eşit uzaklıktadır. VAR o 10 numara görevini yapıyordur. Bay Nihat Efendi'nin dediği gibi Serdar Tatlı'ya herkes güvensin. 10 numara görevini yapar. Ya bunlar daha 3 ay önce Galatasaray'ın anasını ağlatmışlar. Şimdi bunlar her şeyi unutacaklar. Galatasaray'a ve diğer kulüplere eşit muamele yapacaklara. Hadi oradan ya. Hadi oradan ya. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ha ben abone olun, beğenin falan filanı da laf olsun diye söylüyorum. Zaten beğenen beğeniyor, abone olan oluyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize en içten sevgiler, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.